Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte daha önce hiç görmediğiniz veya yemediğimiz dünyanın en tuhaf yiyeceklerine bakacağız. Bence yanınıza atıştırmaklarınızı falan hazırlayın, çünkü eğer canımız böyle şeylerden çekerse onlardan yeriz. O zaman ben gidip atıştırmalığım olan ekmeğimi alayım geleyim. Şu dünyada en çok sevdiğim şey kızarmış ekmektir, ah. Eğer siz de atıştırmaklarınızı yanınıza aldıysanız hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu ne şimdi yani? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Şırıngaların içine bir şeyler basmışlar. Ve çilek gibi bir şey falan mı acaba? Bence bu bir çilekli puding olabilir. Çilekli krema da olabilir. Abla şu an ne yiyorsa hepsini şırıngalara basmış. Hem de hepsinin boyutu farklı farklı. Oo, afiyet olsun. İlk video pek canımı çektirtmedi çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bildiğim bir şey olsaydı net canım çekerdi ya. Ama bakın buna, net canım çeker. Dünyanın en çok sevdiğim şeyi bir ekmektir, iki makarnadır. Uf, dünyanın en uzun burgulu makarnası herhalde bu. Canım o kadar çekti ki sanki spagetti gibi. Ekmek yiyeceksin ama tadı spagetti gibi olacak. Ben şu an spagettinin tadını aldım. 10 dolara bu kahveyi aldın. Nasıl bir kahve? Bıyık yapan kahve mi? Aa, çok güzel bir şey bu. Bardağın dışını yiyebiliyorsun. Külah gibi değil mi? Sanki külahın içine kahveyi koymuşlar ve kahveyi içerken aynı zamanda şekerli olarak külahı da yiyebiliyorsun. Hiçbir şekilde şekerli kahve içmene gerek yok. Sanki aynı anda hem kahveni içip hem de tatlını yiyebiliyorsun. Bence muazzam bir şey. Tam bir fiyat performans ürünü. 10 dolara bu kahveyi aldın ama bardağını bile yiyorsun. Muazzam bir şey. Bu ne şimdi? Yıldızlı bir slime'sı, jölemsi bir şey. Evet. Bir şey diyeyim mi? Canım çekti şu an ama ya. İzlemesi aşırı keyifli değil mi? Ablanın ağzından resmen o jöle aktı gitti ya. Bu da biberonlu bir jelibon gibi bir şey mi? Ya böyle şeyleri çok seviyorum ben. Bu arada jöle ve jelibonu sevenler bir like ile kendini belli edebilir mi? Bu aralar bayağı yiyorum ya. Buna bakın, uff. Ama canımızı çektirdiğin hiç oluyor mu? Sen orada şekerli jöle jelibon ya. Bu ne böyle? Kocaman bir mısır gevreği mi bu? Wow! Oha, ne güzel bir şey. Bakalım tam tabak boyutunda herhalde. Aç bakayım. Rengi falan da çok güzel. Acaba tadı nasıl ya? Ama böyle şeyleri görünce yiyesim geliyor. Ama yok. Biz de kameraya ekmek basalım o zaman. Ne yapalım? Peki bu abla ne yiyor? Gerçekten ne garip şeyler var ya. Asyalılar aşırı garip şeyler yemiyormuş. Şu an bu yediği şey ne? Sanki şu an bir laboratuvarın içindeyiz ve orada deney tüpleri var. Deney tüplerinin üzerindeki şeyler ne? Bunlar bir mikroorganizma falan mı? Yosuna benziyor sanki. Aa, şu içeceği biliyorum. İçinde çekirdek olan içecek değil mi bu? Bir kere marketten alıp bir deneyeyim dedim de hiç tadını beğenmedim. Çok böyle akışkan bir tadı yok ve o çekirdekleri çiğnemek istiyorsun. Eğer yanlışlıkla da çiğnemeyince aşırı sinirleniyorsun. Ben bunları yaşadım. Siz bu içecekten denediniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an harbiden sanki jöle yiyormuş gibi ya. Hepsini boğaza indirdi vallahi. Siz de fast foodlarınızın yanında sos sevenlerden misiniz? Eğer böyleyseniz bir like ile kendinizi belli edin. Benim en çok sevdiğim sos sarımsaklı mayonez. Sarımsaklı mayonezi gerçekten çok seviyorum. Ama hayatımda ilk kez şöyle bir sos görüyorum. Üzerinde Monster yazıyor ve yeşilli bir şey. Acaba pesto sosu falan mı? Gerçekten tadını aşırı merak ettim şu an ya. Sandviçe koyacağız. Bakalım tadı nasıl olacak? Ama deneyemediğim için de gerçekten merak ediyorum. Ben öyle antin kuntin çok fazla sosları sevmem. Damak zevkim biraz asittir. Evet, hislerinizi alalım beyefendi. Tadı nasıldı? Evet, çok iyi oldu söylenemez. Boştan yere lavaş gitti çöpe ya. Of. Yoktan yer üzüldük şimdi, iyi mi? Peki şu an ablanın yediği şeyin rujuyla eşleşmesi. Gerçekten bunu bilerek mi yaptınız acaba? Ne yedin ayrıca sen? Ya vallahi biraz canım çekiyor ya. Ne yediğini bilmiyorum ama aşırı iştahlı yemiyor mu sizce de? Çikolata ya. Güzel bir şeydi bu bak. Bu da kivi ama kivi nasıl bir kivi ya? Iy, bu ne be? Biraz midemi bulandırdı. Nasıl bir iş tarzı ayrıca? Bütün dudaklarından aktı ya. Ne ki bu ya? Gerçekten hiçbirinin adını bilmiyorum ama aşırı lastik gibi değil mi? Sanki sen şu an bir lastik yiyormuşsun gibi. Bak, bunları fazla yersen abla kabız olursun. Bunlar zararlı kanserojen maddeler. Yeme bence. Ya ablanın dudağı yok mu? Anlamadım ki. Bu nasıl bir ruj ya? Şu an latteyi bir dondurmaya mı çevirecekmişiz? Tamam. Ben böyle dondurmalardan hiç yemedim. Siz yediniz mi? Tadı nasıl acaba? Kağıt dondurma gibi bir şey yapıyorlar ya, rulo dondurma. Onlardan yapıyoruz şu anda. Kahveyi bence dondurmaya çevirmek muazzam bir fikir değil mi sizce de? Şu an gerçekten çok canım çekti. Dondurma, dondurma bu, evet. Bu ne? Slime gibi bir şey mi?
Jelibon mu acaba bu? Ben küçükken hatırlıyorum böyle hamburgerli jelibonlar satılıyordu ve ben onları yemeye bayılıyordum. Harbiden jelibon olabilir şu an. Ama bu jelibon değil ki, bu ne, anlamadım ki ben bunu. Bildiğin slime de herhalde o. Beni niye kandırdınız şu an? Şu an aşırı yumuşak olan bir tatlı görüyoruz. Of. Oh. İçinden çıkan akışkan bir çikolata mı? Sakız mı patlatıyor? Ne yapıyor? Abla sen şu an yemedin ki onu. Ne yedin anlamadım şu an. Mısır yedi ama nasıl bir mısır? Sırayla emojileri takip ediyoruz. Bulut. Ay bu çok güzel bir şeye benziyor. Marshmallow'a benziyor bu. Chopstick'lere ne dizdiniz siz? Of. Of çok güzel. Ben böyle çubuk jelibonlara bayılıyorum. Üzeri biraz tuzlu oluyor ya, çok hoşuma gidiyor. Ama şu an gerçekten ekmeğim nerede benim? Canım çekiyor ya. Ne bunlar ya? Hiç hayatımda böyle yiyecekler görmedim ben. Ben mi çok fakirim? Kaşık kaşık yedi bir şeyleri ya. Ne o? Pasta süsüne batırdın. Ne ki acaba? Benim hiç böyle şeylerim olmadı. Böyle şeylerin tadını bilmiyorum ya. Bu bir ejder meyvesi değil mi? Evet, ejder meyvesini biliyorum ama hiçbir şekilde ejder meyvesi de yemedim ben. Tadı nasıl acaba? Bundan dondurma yapacağız. Tamam. Siz hayatınızda ejder meyvesi yediniz mi? Tadı nasıldı? Bana da anlatır mısınız lütfen? Yemeli miyim yoksa yememeli miyim? Lan bayağı dondurma yaptık ya. Aa, kalpli dondurma. Pasta da yapabiliriz şu an herhalde. Pasta yapacağız. Mickey Mouse'lu pasta kalıbı mı? Bayıldım ben bu şeye. Aa, dondurmadan pasta mı? Bu da ilk videoda söylediğim şey, böyle çekirdekli bir içecek. Abi şu an onu içecek. Gerçekten ya, ben tadını çok fazla beğenmedim. Siz çok mu sevdiniz? Bayağı lıkır lıkır içiyorsunuz şu an. Abi onların hepsini nasıl yuttun? Bu turşu sevenler bir like ile kendini belli edebilir mi lütfen? Ben salatalık turşusunu ve bu beyaz lahana turşusuna bayılıyorum. Gerçekten en çok sevdiğim şeydir. Turşunun içine jelibon mu koyduk? Ciddi olamazsın. Iy. Ne yapıyor? Sushi yaptı turşudan. Hiçbir güç ve kuvvet bana bunun güzel olduğunu anlatamaz. Şu an yemiş gibi boğazıma kaçtı ya. Jölenin içinden zincir mi geçirmiş bu? Zinciri de ye. Bir onu yemediğiniz kalmıştı gerçekten. Tadının güzel olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bunun da hiçbir şekilde güzel olduğunu düşünmüyorum. Bu ne böyle ya? Sanki bir mikroorganizma yiyormuş gibi ya. Arabadan bana çikolata yaptığını söyleme. Gerçek mi ya? Hadi ye bakayım. Gerçekten yiyebilecek misin? Aa, çikolata değilmiş. Arabanın içinden şeker çıktı. Oha çok güzel bir şey. Parfüm. Ciddi olamazsın. Chanel parfümlerinden ne yaptınız? Chanel parfümlerinden içecek yapmışlar ya. O zaman bir pamuk şeker sevdalılarını da görelim. Ben pamuk şekeri de bayılırım. Nerede zararlı bir şey var, onların hepsine bayılıyorum ya. O sırada bunların hepsini yiyip 50 kilo kalan ben. Bu türde insanları sevmediğinizi biliyorum ama beni sevin. Benim bildiğim pamuk şekerden iki çeşit vardı. Bir tanesi beyazdır, bir tanesi de pembedir. Ama şu an hayatımızda hiç bu kadar görmediğimiz pamuk şeker çeşidi görüyoruz. 1, 2, 3, 4... Ooo bayağı var. Merak ettim acaba tatları nasıl? Çilekli limon tadında mı? Turşu tadında mı? Ay turşu tadında pamuk şeker mi olur ya? Jalapeno biberi tadında mı? Bunu hiçbir şekilde yiyemezdim herhalde ben. Pastırma ve ballı vanilyalı tadında. Güzel olabilir bu arada. Blueberry'li. Gördüğünüz pamuk şekerlerden hangisini daha fazla yemek istediğiniz yorumlara yazın. Doritos Steaks. Neymiş bu? Görünüşe göre bayağı zorlu açılıyor. Evet, konservatörüyle açtık. Ne var ki acaba içinde? Doritos mu bu? Cips mi bu? Anladım, hayatımda ilk kez böyle bir cips görüyorum şu an. Ve kutusu aşırı garip değil miydi? Ne böyle? Hayatınızda hiç böyle bir yemek görmüş müydünüz? Bildiğin spagettiye benziyor ama. Nasıl bir şey ya? Bayağı ıspanaktan yaptınız herhalde bunu. Ispanak yemeğinin yanına bir de ıspanak çorbası mı yaptınız? Tatlı mıymış bu? Garip. Hardaldan dondurma yapıyoruz demeyin. Iyy. Hardalı hiç sevmem ama dondurmasını daha da sevmem herhalde. Bence hiç güzel değildir. Bakalım. Evet. Evet, anlayabildik nasıl olduğunu. Baby girl'ler için spagetti yapıyoruz. Şuna bakın. Hayatınızda hiç pembe spagetti görmüş müydünüz? İnanamıyorum. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte dünyanın en tuhaf yiyeceklerine baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Ve umarım canınız çekmemiştir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.